Güne erken başlayanlara, başta ev kadınları olmak üzere işbaşı yapmaya hazırlananlara, öğrencilere, yurt dışından izleyenlere, hasta yatağında olanlara, mobilden bizi izleyenlere günaydın. An itibariyle saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ona dek Olayda Sabah programında sizlerle olacağız. Gelin hep birlikte geceden bu yana yaşanan en sıcak gelişmelere, bugüne dair bilinmesi gerekenlere göz atalım ve gün başlasın. Haberlere başlamadan önce gelin hep birlikte yol durumuna göz atalım. Saatlerimiz 9.01'i gösteriyor. Bursa'da trafik durumu. İzmir yolu Ataevler'deyiz ilk olarak. Geliş ve gidiş istikametlerinde bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle baktığımız zaman İzmir yolu Ataevler'de. Mudanya-Bursa yolundayız yine. Burada da trafik geliş ve gidiş istikametlerinde şu anda trafiğin akıcı olduğunu söyleyelim. Genel itibariyle bakıldığı zaman şu an Mudanya-Bursa yolunda akıcı bir trafik var. Sırada Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Acemler Mudanya Kavşağı var. Genel itibariyle buraya da bakıldığı zaman burada bir trafik yoğunluğu söz konusu. Gidiş istikametinde trafiğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Acemler Mudanya Kavşağı sabah saatlerinde zaten bu yol genelde hep yoğun oluyor. Yol durumuyla devam ediyoruz. Sıra Meşeler'deyiz. Şimdi Sıra Meşeler'de geliş istikametinde trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Ama gidiş istikametinde de trafik gayet rahat ve akıcı. Sıra Meşeler'i geride bırakıyoruz. Sırada Butim Kavşağı var. Burada da genel itibariyle trafiğin gayet rahat ve açık olduğunu söyleyelim sizlere. Avrupa Konseyi Bulvarı'ndayız. Avrupa Konseyi Bulvarı'nda trafik gayet rahat ve akıcı. Yol durumunda çevre yolu Soğanlı'dayız şimdi. Bursa'da trafik durumunda çevre yolu Soğanlı. Burada yine gayet rahat ve akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle rahat bir trafik var çevre yolu Soğanlı'da. Ankara yolu belediye hizmet binasındayız. Şimdi burada da hem geliş hem gidiş istikametinde rahat bir trafik var. Merinos Osman Gazi Belediyesi burada trafik yoğunluğu var. Trafikte bir sıkışıklık söz konusu burada. Ve kent meydanı. Kent meydanında da yine aynı tablo sabah saatlerinde burada trafik ışıklarından dolayı yine araçların durduğunu söyleyelim. Ama genel itibariyle bakıldığı zaman trafik akışı çok rahat kent meydanında. Çekirge meydanındayız. Kavşakta sabah saatlerinde genelde burada yoğunluk oluyordu ama şu anda Çekirge meydanı açık. Rahat ve akıcı bir trafik var. Altıparmak meydanındayız. Şimdi de trafik ışıklarından dolayı burada da araçların yine durduğunu görüyoruz. Ama genel itibariyle buraya da bakarsak trafiğin gayet açık olduğunu söyleyebiliriz. Yol durumunu da böylelikle geride bırakmış olduk. Ve sabah saatlerinde üzücü bir haber aldık. Ben bu haberi paylaşmak istiyorum hemen. Güne Kahramanmaraş'tan gelen üzücü bir haberle başlayalım. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Kaza Göksun ilçesi yakınlarında Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 yaşındaki Çetiner Çetin idaresindeki yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda
sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Umuyoruz ki bu kazada durum daha da ağır bir tablo ortaya gelmez ve şimdi devam ediyoruz bir diğer haberle. Sadece Türkiye değil dünyanın gündeminde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturma var. Türk polisi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaptığı incelemenin ardından başkonsolosun konutuna girdi. İddiaya göre Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıtlara ulaşıldı. Suudi konsolosun ülkesine dönmesi de şüpheleri arttırdı. Günlerdir beklenen arama başladı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi konsolosluğunda Türk yetkililer inceleme yaptı. Olaydan 13 gün sonra yapılan ilk arama 9 saat sürdü. Her yer didik didik edildi. Bu toksik vesaire filan bunların boyanarak çıkartılması şu bu gibi birçok şeyleri şu anda orada nedir ne değildir bunların araştırması yapılıyor. Yeni iddialar da gündemde. Türk güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Türk polisi Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kanıt elde etti. CNN International'da Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığının öne sürüldüğünü duyurdu. Şimdi tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki bir an önce orada bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Arama çalışmaları konsolosluk binasıyla sınırlandırılmadı. Türkiye, Suudi Başkonsolos'un konutuna da girdi. Yer önemli. Zira Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün konutun etrafında da araç hareketliliği kaydedilmişti. Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair şüpheleri artıran bir gelişme daha yaşandı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi Türkiye'den ayrıldı. Başkonsolosun konuttaki arama başlamadan yaklaşık bir saat önce uçağa bindiği açıklandı. Değerlendirme AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Tabii bahsettiğiniz konsolosun dokunulmazlığı var. Herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Şundan herkesin emin olması gerekir arkadaşlar. Bu mesele net bir şekilde açığa çıkacak. Siyasette dün önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde kurulan Cumhur İttifakı'nın Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde de sürdürülmesine yönelik formül için bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme saat 16'da başladı ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ana gündem yerel seçimlerde yapılacak ittifaktı. İki liderin uzlaşmasına göre partilerin hangi ilde aday gösterip göstermeyeceğine karar verilecek. Liderlerin çizdiği sınırlara göre kurmaylar bir kez daha bir araya gelerek teknik çalışma yapacak. MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her iki partide Cumhur İttifakı konusunda hassas, farklı yaklaşımlar olabilir, bu ittifakı bozmaz dedi. Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sadece birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP'nin af teklifine yeşil ışık yaktı. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı kura töreninde konuşan Erdoğan, teklifin maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi talimatı verdim dedi. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Çünkü insanlarımızın mesela hırsızlık yaparak malına, vücudunu yaralayarak canına kasteden daha pek çok suçu işleyerek milletin yüreğini yakan kişilerin adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi bir defa oturtmamız gerekiyor. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara bugün önemli bir misafir ağırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor. Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir
görüşme gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek. Yine bu bilgimizi sizlerle paylaşalım. Haberin ayrıntılarını yine canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar için CHP, MHP ve İYİ Parti'nin verdiği yasa tasarılarındaydı. Tasarıların komisyonda görüşülmesi beklenirken sürpriz açıklama partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok sözleriyle düzenlemeye karşı olduğunu belirten Erdoğan, konunun siyasi ranta dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Emeklilik için 1999 yılına kadar sadece hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde İşte bu uygulama vardır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Ya böyle şey olur mu? Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren, bakın bunlar çok önemli, 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Ya biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan hazine tahviliyle ilgili yazılı bir açıklama geldi. Hazineden tahvil ihracına 6 milyar dolar talep gelmesiyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası piyasaların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi yeni ekonomi programı küresel finans çevrelerinden güçlü karşılık buldu dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarını da yine paylaşalım sizlerle ve devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Raip Brunson konusunda iktidarı eleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne oldu da papazı verdin diye soran CHP lideri Bahçeli'ye de Türkiye'nin uluslararası arenada haysiyetiyle oynayan iktidara destek vermeyi sürdürecek misin diye sordu. Papaz casus dediler, ajan dediler, terörist dediler. Bizim papaz gitti, gönderdiler. Neredeyse utanmasalar devlet töreni yapacaklar. E hani sen terörist diyordun, hani ajan diyordun, hani casus diyordun. Ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuruyla, şerefiyle nasıl oynarsın? Hani papazı vermeden papazı almayacaktın. Ne oldu? Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilemez. Onlar tükürdüklerini yalıyorlar. Ama bu benim ağrıma gidiyor. Sayın Bahçeli'ye çok açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin onuruyla, haysiyetiyle oynayan ve Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumunda, zor duruma sokan, hala bu hükümete ve saraya destek vermeyi sürdürecek misin? CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devriyle ilgili tartışmalar ana muhalefetle MHP'yi karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanlığının hazırlayacağı teklife destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye eşkıya yanıtı geldi. CHP'li bir genel başkan yardımcısı diyor ki, CHP olarak eşkıya karşısında anayasada kaynaklanan her türlü dilenme hakkımızı kullanırız.
Bu alçak ifade karşısında sormak lazımdır ki eşkıya kimdir? Direnme hakkından kastedilen nedir? Diyorum ki ateş olsanız cümlünüz kadar yer yaparsınız. Çevrenizi kolaçan edin, birbirinizi yoklayın, kimlerle oturup kalktığınıza bakın, işte o an eşkıyayı muhakkak görürsünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. Çünkü CHP'nin Atatürk'le yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim, Atatürk kimdir? Siz nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır? Yok öyle miras yedilik, İş Bankası hisseleri doğruca hazineye devredilmelidir. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde enflasyonla mücadele planı, İş Bankası hisseleri ve Raip Brunson'un serbest kalmasına ilişkin tartışmalar vardı. Akşener özellikle Raip Brunson konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti. Bu papaz meselesi öyle bir mesele ki sussam olmaz, söylesem gönlüm razı değil. Yaptığından utansa devlet aşkına susacağız. Ama bakıyoruz ki pişkinlikte sınırları yok. Yine inkar edip ajan demedim, ajans dedim diyecek. Casus demedim ki, bir sus dedim diyecek. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Biz de içimizden sessizce dedik ki, atma Recep, din kardeşiyiz. Yine endişemizde haklı çıktık. Buradan soruyorum. Bu papaz ajan değilse, FETÖ'cü, PKK'lı değilse niye içeri attınız? Yok eğer bütün bu suçları işlediyse niye bıraktınız? Grup toplantısındaki açıklamalar da bu şekildeydi. Ve devam ediyoruz yine haberlerimize kaldığımız yerden. Bursa'da da FETÖ operasyonu vardı. Kapatılan askeri okullarda okuyan 16 kişiyle 8 eski polis hakkında gözaltı kararı alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlarının devam ettiği belirlenen 16 eski askeri öğrenciyle daha önce görevden ihraç edilen 8 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 askeri öğrenciyle 8 eski polis terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Dün başkent Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Başkent Ankara'da hareketli dakikalar vardı. Tam arkamdaki fotoğrafta da anlayacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısı önünde dur ihtarına uymayan bir traktöre ateş açıldı. Sürücü bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve birçok aracı da, yaklaşık 6'ya yakın aracı da ezdi. Dur ihtarına uymadı, traktörünü İsrail Büyükelçiliğine sürdü. Caddedeki araçları ezdi. Başkent Ankara'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Gel abi, bize bir yardımcı ol, bir şey olmayan biri. Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü önündeki araçları çarparak Çankaya yönüne doğru ilerledi. Meclisin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı. Vatandaş Kızılay kavşağından meclis önüne doğru giriş yaptı. Trafik görevlisi arkadaşlar yolu durdurdu. Bakanlığın önünde polis durdurdu. Arabadan inmeyince, traktörden inmeyince biz de durduk bariyer gibi önünde. Yanımda da bir tane polis arabası vardı zaten. Polis ekiplerinin lastiklerini ateş ettiği traktör sürücüsü 6 aracı altına alarak ezdi. Ne oldu? Süratle geliyordu. Yani ben önce vurmaz falan dedim. Sonra vurdu. Döndü, tekrar vurdu. Vurunca baktım ben kendim canımı kurtarayım dedim en azından. Çıktım kaçtım. Traktör İsrail Büyükelçiliğine yaklaşınca terör saldırısı olabileceği nedeniyle ateş açıldı. Sürücü bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Tamam arkadaşlar. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen 45 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Şahsın Beypazarı'nda çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın polise verdiği ilk ifadede traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliği olayın terör boyutunun bulunmadığını açıkladı. Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenledi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Uyuşturucu tacirleri şafak vakti gerçekleşen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Bursa'da narkotik suçlarla mücadele ve özel harekat ekipleri uyuşturucu tacirlerine ait olduğu belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda evler didik didik arandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve 2 tabancayla bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Bursa'da kontrolden çıkan araç önce kaldırıma ardından üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada hurda yanına dönen aracın kadın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza İzmir yolunda meydana geldi. 31 yaşındaki Esra Acar'ın kullandığı otomobil göçmen konutları kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çarpan araç ardından üst geçidin ayağına vurarak hurda yığınına döndü. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Acar'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'dayız şimdi. Adana'da boş bir arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri bir baskın düzenledi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi. Adana'da boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi. Olay Yüreğir ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde meydana geldi. Boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bir çalışma başlattı. Polisle beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı. Kesimde kullanılan bıçaklar incelemeye alındı. Ekipler arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Bulunan bıçakların üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi olay yeri inceleme şube müdürlüğünde çalışma yaptı. Olay yerinde bulunan etler imha edilmek üzere Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan olay yerinde etleri taşımak için kullandığı tespit edilen at ve at arabasına da el konuldu. Karabük'te 38 yaşındaki Cihan Aksoy, annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay merkeze bağlı Cevizli Kent Ulubatlı Hasan Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet Aksoy isimli şahıs tartıştığı eşi Hanife Aksoy'u dövmeye başladı. Babasının annesini dövdüğünü gören oğul Cihan Aksoy, alkollü olan babasını evden bulduğu av tüfeğiyle bel altından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kanlar içinde kalan Mehmet Aksoy, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü babayı vuran Cihan Aksoy, polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet.
Bursa'dayız yine. Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki bir gence çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Yayalara yeşil, araçlara ise kırmızı ışık yanıyordu. 23 yaşındaki genç kurallara uyarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Hesaba katmadığı tek şey kırmızı ışığa aldırış etmeyen bir sürücüydü. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Akyolu Caddesi'nde meydana geldi. Metrelerce havalanıp tekrar araca çarparak yere düşen gencin yardımına çevredekiler koştu. Yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir anlık dalgınlık ya da umursamazlığın neredeyse bir gencin hayatına mal olacağı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çekicinin halatı kopunca olanlar oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde park ihlali yaptığı tespit edilen otomobil çekiciye yüklenmek üzere vince bağlandı. İşte tam o sırada halat koptu. Bakın neler yaşandı. Yer Bursa'nın Mudanya ilçesi. Sürücüsü tarafından kurallara aykırı şekilde park edildiği iddia edilen otomobil çekiciyle kaldırılmak istendi. Her şey normal seyrinde ilerliyordu. Ta ki halat kopana kadar. İşte bu. İşte bu. Otomobil yaklaşık 2 metre yükseklikten yere çakıldı. Evet. O sırada yoldan geçen bir kadın otomobilin altında kalmaktan 1 metre ile kurtuldu. İşte bu. İşte bu. Görüntülerin saniye saniye kaydedildiği olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Arabamız pert. Kazayı gören vatandaşlarsa duruma tepki gösterdi. Ya da hizmet bu kadar. Ne olacak peki? Sonrasında yapımına 1490 yılında başlanıp 1508 yılında bitirilen Osmanlı'nın Bursa'daki en eski ve ihtişamlı miraslarından biri Pirinçhan. Pirinçhan'a bugünlerde gidenler UNESCO tarihi mirasında yer alan binaya takılan beyaz çelik kapıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gördüğüm zaman tabii tuhafıma gitti yani. Bu çok uymamış buraya. Bursa'nın tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde bulunan Pirinçhan'ın içerisine yerleştirilen işte bu beyaz kapı hanı ziyaret edenlerin tepkisini çekiyor. Bursa'da UNESCO Dünya Mirası listesine giren, tarihi hanlar bölgesinde yer alan Pirinçhan'ın ikinci katında bulunan bazı dükkanların kapısına çelik kapı takılması görenleri şaşkına çeviriyor. Yani inanın burası çok güzel, tarihi bir yer. Dedelerimizden kalma denetimin olmasını istiyorum. O kapılardan biri var ki hana girildiğinde fark edilmemesi imkansız. Bana göre çok ters. Ya en azından kapının rengi bir dokuya birazcık daha uygun olmuş olsun. Hanın dokusuna oldukça ters bir yapı, her gören mutlaka bize soruyor ve nasıl izin verildi diye fikir soruyorlar ama yapacak bir şey yok. İkinci Beyazıt döneminde 1490 yılında başlanıp 1508 yılında bitirilen, üstelik UNESCO Dünya Mirası listesine de giren hana, tarihi dokuya uygun olmayan kapıların nasıl takıldığıysa muamma. Müzik şey yapıyorlar, herhalde kayıt falan oluyor. Cihazlarda çok herhalde pahalı, çalınma malınma olması diye böyle bir şey düşünmüşler. Arkadaş da geldiği zaman uyardım, birçok şey de oldu, eleştiri de oldu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi Bursa'da kulisler hareketlenirken Mudanya'da ilk aday adayı belli oldu. Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ aday adaylığını açıkladı. Mudanya en iyiyi, en iyi şekilde yönetilmeyi hak ediyor. Yerel seçimler öncesi Bursa'da kimlerin aday adayı olacağı merak edilirken, Mudanya'da ilk açıklama CHP'li belediye meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi grup sözcüsü Erdal Aktuğ'dan geldi. Mudanya'nın çıkarlarını gözeterek ortak akılla halkın yerel dinamiklerin görüşünü alarak eşitlikçi yönetim anlayışını sürdürmek ana hedefim. Belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Erdal Aktuğ, Mudanya'yı ortak akıl ve proje demokrasisiyle yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. Sadece
askeri belediyecilik görevlerini yerine getiren değil, yarınların kentini yaratacak bir ekip olacağız. Birlikte yapacağız. Mudanya'da koca demokrasiyi uygulayacağız. Ve dünyadan haberlerle devam edelim. Bakalım dünyada ne gibi gelişmeler oldu? Çin'deyiz. İlk durağımız Çin. Çin'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Olayın gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı açıklandı. Çin'in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Chongqing kentine bağlı Çiçiyang bölgesinde bulunan bir kömür madenindeki patlama ve ardından yükselen dumanlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşçilerin maden ocağını kapattığı sırada meydana geldiği belirtilen patlamada yaralanan 3 kişinin tedavileri devam ediyor. Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu tablo tam bir tartışmaya sebep oldu. Uzun sürede tartışmaya sebep olacak gibi gözüküyor. Amerikan Başkanı Donald Trump yeni bir skandalla gündemde. Trump'ın kendisini eski başkanlarla aynı tabloda göstermesi ve duvara astırması ülkede biraz tartışma yarattı. Tablo Trump'ın Beyaz Saray'da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında izleyiciler tarafından fark edildi. Resimde Trump, eski cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon'la oturuyor. Cumhuriyetçiler Kulübü adlı resimin ressam Andy Thomas'a ait olduğu ve ressamın eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesine çok şaşırdığı belirtiliyor. Tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Daryl Issa'nın hediye ettiği söyleniyor. Şimdi bir son dakika haberini paylaşalım. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Örgütün kripto ile haberleşme programı Bylog kullanıcısı 36 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşmış olalım. Yine dünyadan bir haberle devam ediyoruz. Hamile olduğu resmen açıklanan Meghan Markle ve eşi Prens Harry 16 günlük Avustralya gezisinde başladı. Pek çok hediye ile karşılanan çiftin ilk armağanları oyuncak kanguru ve bebek botu oldu. Thank you. Prens Harry ve Meghan Markle 16 günlük Avustralya gezisine Sydney kentinden başladı. She looks stunning, absolutely stunning. She just walked the crowds like she just Meghan Markle'ın hamile olduğunun duyurulmasından saatler önce geziye çıkan kraliyet çifti ilk tebrikleri de Sydney'de kabul etmeye başladı. Markle ve Harry'e oyuncak kanguru ve bebek botları hediye edildi. Avustralya'nın ünlü hayvanat bahçelerinden Taronga'yı ziyaret eden çift, hayvanat bahçesinin içinde yer alan Bilim ve Öğrenim Enstitüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Özel olarak hazırlanan çiçek buketiyle koala besledi. Markle ve Prens Harry'e sevgi gösterisinde bulunan Avustralyalılar, ellerinde hediyeleriyle kraliyet çiftini yalnız bırakmadı. Çift hayranlarıyla tek tek ilgilenirken, Prens Harry'nin sempatik tavırları dikkat çekti. Oh, beautiful. Absolutely. They were lovely. Çiftin bebeğinin cinsiyetine ilişkin ilk tahminlerse Avustralyalılardan geldi. I hope it's a boy. Why is that? So guys can marry him. I've even picked out a name. Princess Matilda. Günü Sydney Opera binasında noktalayan çift bir provaya da katıldı. Dünya haberlerindeki son durumda buydu ve gelin hep birlikte piyasalara göz atalım. Evet, ilk olarak bu çarşamba gününde piyasalarda Borsa İstanbul 98.496'daydı. 466'daydı. Dolar 5.679'dan işlem gördü. Doların seviyesi Euro 6.576 seviyesindeydi.
ve çeyrek altın 366.6 Türk lirasından işlem gördü. Böylelikle piyasaları da geride bırakıyoruz ve hava durumuna gidelim. Yurtta ve dünyanın bazı merkezlerinde hava durumu. Bursa kent merkezi ve çevre ilçelerde hava bulutlu 19-13, Gürsu 20-14 derece. Kestel 21-14, Yenişehir 23-14, İznik 23-16, İnegöl 22-14, Mudanya 21-15 derece. Gemlik 22-16, Orhan Gazi 19-15, Karacabey 20-17, Mustafa Kemal Paşa 19-17, Büyük Orhan 20-13 derece. Orhaneli 21-13, Keles 21-12, Harmancık 22-12, Uludağ 17-11 derece. Büyük şehirlerde hava az bulutlu. İstanbul 20-17, Ankara 24-13, İzmir 25-15, Antalya 28-18, Trabzon 21-12 derece. Marmara bölgesinde hava az bulutlu. Edirne 21-13, Çanakkale 22-16, Balıkesir 21-16, Kocaeli 20-15, Sakarya 20-16 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu. Konya 22-10, Eskişehir 22-12, Niğde 22-11, Kayseri 18-10, Sivas 22-9 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, yer yer yağmurlu. Denizli 23-11, Muğla 24-13, Bodrum 25-19, Afyonkarahisar 21-9, Kütahya 19-10 derece. Yurdun güneyinde hava az bulutlu, yer yer yağmurlu. Adana 29-20, Mersin 28-22, Kahramanmaraş 26-16, Gaziantep 24-17, Diyarbakır 27-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu. Erzurum 19-3, Kars 18-2, Malatya 19-13, Elazığ 24-14, Van 19-6 derece. Karadeniz bölgesinde hava az bulutlu. Artvin 28, Samsun 21-14, Rize 22-13, Bolu 20-12, Zonguldak 19-16 derece. Evet, böylelikle hava durumundan geride bırakmış olalım. Saatlerimiz artık onu gösteriyor. Yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden aktaracaklarımız bunlardı. Yarın sabah yeniden saatler 9'u gösterdiğinde biz karşınızda olacağız. Şimdi kısa bir ara var. Ardından canlı yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın.